güzel başarılar diliyorum. Hazırsanız katılanlar ve ekibinden başlayalım. Süreyi başlatalım. Sayın Ayet, değerli meslektaşlar. Katılan kurban ve mülayim vekili olarak sanık zorba, suça sürüklenen çocuklar, atılgan, kibar ve fedayenin müvekkillere karşı gerçekleştirmiş oldukları suçlara ilişkin müvekkillerin fiili beyanlarına katılarak şikayetlerimizi ve katılma talebimizi sayın mahkemeniz önünde sunuyorum. Şikayetlerimize geçmeden önce müvekkilimiz mülayimin yaşadığı olaylar sonrasında psikolojisinin olumsuz olarak etkilenmesi nedeniyle suça sürüklenen çocukların üstün yararı gereğince konuşmaların kapalı olarak verilmesini talep ediyoruz. Müvekkiller, kurban ve mülayim, sanık zorba, suça sürüklenen çocuklar, atılgan, kibar ve fedayenin oluşturduğu, ibrethane çetesi olarak bilinen suç örgütünün işlediği çeşitli suçların mağdurları olmuşlardır. Örneğin ki, Türk Ceza Kanunu 220. maddesi suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunu düzenlemektedir. Bu maddeye göre suç işlemek amacıyla örgüt kurulabilmesi için çeşitli bazı unsurların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu unsurlar için örgütün en az 3 üyeliğe sahip olması, örgüt üyeleri arasında hiyerarşik bir bağ bulunması, örgütün suç işleme amacı etrafında toplanması, suç işleme amacının devamlılık göstermesi ve örgütün suç işlemeye emir işaretleri sahip olması gerekmektedir. Öyle ki somut olayda ibrethane çetesi olarak bilinen suç örgütü bu unsurların hepsini eksiksiz olarak yerine getirmiştir. İbrethane çetesi şu anda tespit edilen en az 4 kişiden oluşmaktadır. Bu kişiler sanık zorba, suça sürüklenen çocuk, atılgan kibar ve fedayedir. Dolayısıyla örgüt unsurunun sayı unsuru gerçekleşmiştir. Bir diğer unsur olan hiyerarşik bağ unsuru da şu şekilde gerçekleşmiştir. Suça sürüklenen çocuk kibar, suç ceza mahkeme önünde tekrar ettiği ifadesinde zorbanın kendisine belki bir gün sen de çetenin reisi olursun dediğini ifade etmiştir. Yine suça sürüklenen çocuk fedai de yönetimin zorba yokken suça sürüklenen çocuk atılganı devredildiğini suç ceza hakim önünde ve müdafi eşinde alınan ifadesinde tekrar etmiştir. Yine müdafi eşinde ifade veren suça sürüklenen çocuk atılgan ise emirlerin hepsini zorbadan aldığını, suçları zorbanın zoruyla işlediğini ifade etmiştir. Dolayısıyla görülmektedir ki örgüt üyeleri arasında hiyerarşik bir bağ bulunmaktadır. Yine sanık ve suça sürüklenen çocuklar müvekkillere karşı 15.12, 22.12 ve 25.12 2022 tarihlerinde farklı zamanlarda çeşitli suçlar işlemişlerdir. Dolayısıyla örgüt unsurunun oluşabilmesi için suçların devamı ve suç işleme amacının etrafında gerçekleştirilmesi hususunda bu kapsamda değerlendirme gerçekleştirmiştir. Sanık ve suç sürüklenen çocuklardan oluşan İbrethane Çetesi isimli suç örgütü lideri sanık zorba olmakta yardımcısı ise suça sürüklenen çocuk atılgandır. Öyle ki zorba yokluğunda atılgana ne yapılması gerektiğine dair talimat vermektedir. Hatta fedainin beyanlarından anladığımız üzere sanık zorba atılgana şunu söylemektedir. Ben yokken kaçmamaları için ne yapılması gerekiyorsa yap demektedir. Dolayısıyla ve yine diğer kibarın beyanlarından anladığımız üzere çeteye kişi alma yetkisi zorbadadır. Zorba tüm emirleri vermektedir. Keza suça sürüklenen çocukların samimi, çelişkisiz ve suç ceza hakimi önünde tekrar ettikleri ifadeleri birlikte değerlendirildiğinde tüm emirleri zorbadan aldıkları değerlendirilmiştir. Dolayısıyla suç örgütü unsurları bu bakımından da zorba lideri ve zorba lider olarak atılgan yardımcı fedai kibarında üyeler olarak suç örgütünü oluşturmaktadır. İbrethane Çetesi için isimli suç örgütünün sürekli ve düzenli olarak suç işlediği herkes için bilinmektedir. Bu suç örgütü yüzünden okul çıkışları adeta öğrenci için zulüm haline gelmektedir. Keza sanık ve suça sürüklenen çocuklar birer suç makinesi gibi sürekli olarak suç işlemektedir. Hatta suça sürüklenen atılganın 27.12.2022 tarihinde üzerine yapılan incelemede uyuşturucu madde dahil bulunmuştur. 15.12.2022 tarihli yağma olayına ilişkin beyanlarımız ise şu şekildedir. 15.12.2022 tarihinde müvekkiller, kurban ve mülayim okuldan çıktıkları sırada okul çıkışı saatinde İbrethane Çetesi olarak bilinen suç örgütü tarafından önleri kesilmiştir. Önleri kesilen müvekkillerden kurbana ait cep telefonu suç örgütü lideri sanık zorba tarafından zorla ele geçirilmiştir. Müvekkiller daha önce de İbrethane Çetesi'nin gerçekleştirmiş olduğu para yağmalama, telefon yağmalama işlemlerini bilmektedirler. Bu bilgi tüm öğrenciler tarafından bilinmektedir. Dolayısıyla müvekkiller üzerinde
korkutucu bir etki vardır. Müvekkiller üzerindeki bu korkutucu etki sahil bir tehdide, örtülü bir tehdide dönüşmüştür. Örneğin İbrethane çetesi sayı olarak üstünlüğüyle de müvekkiller üzerinde korkutucu etki uyandırmıştır. Keza dilekçemizde belirttiğimiz yargıtay kararlarına göre de ve dilerseniz sayı mahkemenin huzurumuzda da sunacağımız kararlara göre sahil bir tehdidin oluşumu da yanma suçunun tehdit unsurunu sağlamaktadır. Dolayısıyla somut olayda müvekkil kurban telefonu sahip bir tehditin etkisi altında zorbaya rıza dışı olarak vermiştir. Türk Ceza Kanunu madde 148'de düzenlenen yanma suçunun usulleri oluşmuştur. Yine Türk Ceza Kanunu 149. maddesi yanma suçunun niteliklerini oluşturmaktadır. Buna göre bu suçun birden fazla kişi tarafından kendini savunamayacak olanlara karşı yol kesmek suretiyle ve bir örgütün korkutucu etkisinden yararlanmak amacıyla gerçekleştirilmesi halinde nitelikli haller oluşmaktadır. Somut olayda birden fazla kişi bulunmaktadır. Müvekkiller çocuk oldukları için kendini savunamayacak durumdadırlar. Aynı şekilde müvekkillerin okul önünde yolları kesilmiştir. Bu kamera kayıtlarıyla da sabittir. Ve az önce açıkladığımız gibi örgütün korkutucu etkisinden yararlanmıştır. Dolayısıyla TCK 149'da belirlenen nitelikli haller olayda eksiksiz gerçekleştirilmiştir. Sanık ve suçu sürüklenen çocukların bahsettiğimiz bu olayı işledikleri kamera kayıtlarıyla sabittir. Her ne kadar kamera kayıtlarında zorba ve kibar görünmese de bu çetenin birlikte gezdiği bilindiği için Sayın Eğitmen burada baz istasyonu verilerinin alınmasına dair tesis tahkikat talebimiz bulunmaktadır. Bu veriler geldiğinde anlaşılacaktır ki suça sürüklenen çocuklar hep birlikte 15 Ocak 2022 tarihinde okul çıkışında müvekkille önünü kesmişlerdir. Yine Atılgan, müdafi eşliğinde verdiği ifadesinde evet biz tüm suçları işledik, kabul ediyorum, ikrar ediyorum, zorbayla birlikte yanmalama işlemi yaptık demiştir. Dolayısıyla Atılgan'ın ikrarı, yine Kibar'ın çete olduklarına dair ikrarı dosya kapsamında bulunmaktadır. Fedai de verdiği ifadede evet, diğer çocukların da durdurulup telefonlarının yağmalandığını ve paralarının yağmalandığını gördüm şeklinde beyan vermiştir. Tüm beyanlarımız ışığında suça sürüklenen çocuklar, kibar atılan ve sanık zorbanın tutukluluk haline devamına karar verilmesinin ve üzerlerine atılı TCK 220'de belirtilen suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunu işlediklerinden dolayı cezalandırılmalarını ve yine TCK 149'da belirlenen yanma suçuna nitelikli hallerinden ayrı ayrı cezalandırılmalarını Sayın Eğitmen talep ederim. Sözü meslektaşıma bırakıyorum. Sayın meslektaşlar, 20.12.2022 tarihinde müvekkil kurban ve mülayim yönelik işlenen suçlar bakımından şikayetimiz şu şekildedir. 20.12.2022 tarihinde sanık zorba ve SSC ile Atılgan, Kibar ve Fedai müvekkillerin okul çıkışında yollarını kesmişler ve de müvekkillerden ceplerini boşaltmalarını talep etmişler. Ancak müvekkiller buna karşı çıkmışlar. Müvekkiller ceplerini boşaltmayınca sanıkların bir kısmı müvekkillerin kollarından tutmuş, bir kısmı ise müvekkillerin ceplerini boşaltmış, ayrıca müvekkil grubunun kol tarafını almışlar. Müvekkillerin malları cebi ve de rıza olmaksızın alındığında sanıkların bu eylemi yanlış sunmuşturmaktadır. Nitekim dosya kapsamına dahil edilen olay yerinin kamera görüntülerinden de müvekkillerin yağmalandığı açıktır. Her ne kadar kamera kayıtlarında diğer iki sanığın kimliği tespit edilememişse de tekrardan tarafsız bir bilir kişi tarafından rapor alınmasını bu noktada talep ediyoruz. Ayrıca bu yanlış suçun gerçekleştiğine dair diğer bir delil ise sanık zorbanın elinde bulunan müvekkile ait kol sarıdır. Yine sanık zorbanın bilgisayarında müvekkillerin yağmalandığını ve de bu yanlış suçu elde edilen malların değerlerini listeler şekilde deliller çıkmıştır. Keza suçu işleyen SSC'lerden Kibar ve Atılgan da müdafi eşliğinde alınan ifadelerinde bu yanlış suçunu ikrar etmişler. Dolayısıyla yanlış suç işlendiği artık delillerinde de sabittir. Müvekkillere yönelik işlenen bu yanlış suçu birden fazla kişi tarafından kendini savunmayacak durumda olan kişilere örgüt gücünden de yararlanarak yol kesmek suretiyle gerçekleştiği için sanık ve SSC'ler bakımından nitelikli yanlış suçundan dolayı en üst sıradan cezalandırılmasını talep ederiz. Sözü meslektaşım. 25 Aralık 2022 tarihli müvekkillere yönelik gerçekleştirilen eylemler bakımından şikayetlerimiz şu şekildedir. 25 Aralık 2022 tarihinde tarafların yaşadığı olaya ilişkin müvekkil görgüye, sanık zorba ve suçlanan çocuklar adında Kibar ve Fedai'nin uygulamış olduğu fiziki güç kullanarak alandan uzaklaştırmaya yönelik eylemlerin
Ceza Kanunu madde 108 kapsamında cebir suçu oluşturmaktadır. Sanık zorba ile suça sürüklenen çocuklar atıldan kibar ve fedaili müvekkil diyor diye seninle bir işimiz yok, sen buradan uzaklaş söyle ve ardından sanık zorbanın müvekkil bölgeye tekme ve tokat atması Türk Ceza Kanunu madde 108 kapsamında cebir suçu oluşturmaktadır. Zorba müvekkilin bir şey yapmasına yönelik cebir kullanmıştır. Bu nedenle de sanık zorba cebir suçundan suçu sürüklenen çocuklar atıldan kibar ve fedaili yardım eden sıfatlarıyla suçu işlerden cezalandırılırlardır. Örneğin Yargıtay emsal bir kararında sanık bir alışveriş ihtilafından çıkan tartışma sonucunda kadınların boğazını tutarak bana bak bir daha buraya sakın yanaşmayacaksın. Bir daha bunu da hayvan toplatmayacaksın söylemini Türk Ceza Kanunu madde 108 kapsamında cebir suçu oluşturduğuna karar vermişti. Ayrıca cebir suçu takip şikayete bağlı suçlardan olmayıp adli makamlarca hesap oluşturulur. İş borç kanalarının doğrultusunda basit tip bir müdahaleyle giderilebilen bir şekilde yanılma gerçekleşse dahi bu suçun takibinin şikayete bağlı olduğu konusu Türk Ceza Kanunu madde 108'de yer almadığında müvekkil Atılgan'ın 26 Aralık 2022 tarihinde taraflardan şikayetçi olmadığını yönelik beyanı ifadesi bir anlam ifade etmemektedir. Bu sebeple de sanık zorba, sürdürülen çocuklar Atılgan, kibar ve fedai ayrı ayrı cebir suçuna cezalandırılmalardır. Ayrıca aynı gün müvekkili cebir suçu korkarak uzaklaşmaya çalıştığı esnada sanık zorba müvekkilin arkasından bu durumdan kimseye bahsedersen senin sonun çok kötü olur şeklinde müvekkile yönelik tehdit suçunu işlemiştir. Tehdit suçu Türk Ceza Kanunu madde 106'da yer almaktadır. İş bu sebeple de sanık zorbanın tehdit suçunu işlediği sabit olduğundan Türk Ceza Kanunu madde 106 kapsamında tehdit suçuna cezalandırılmalıdır. 25 Aralık 2022 gününün devamında ise sanık zorba ve suçu sürüklenen çocuklar Atılgan, kibar ve fedaiye, müvekkil kurban ve mülayimi bıçak göstermek suretiyle ve kollarından tutarak sanık zorbanın kullanmış olduğu araca bindirmişlerdir. Sanık zorba, suçu sürüklenen çocuklar Atılgan, kibar ve fedaiye, müvekkillere yönelik gerçekleştirmiş oldukları bu evden Türk Ceza Kanunu madde 109 kapsamında kişi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturmaktadır. Top sahasındayken müvekkil mülayimi kendilerinden şikayetçi olduklarını söylemeleri üzerine müvekkiller tehdit edilmiş ve şikayetten vazgeçeceğini söylemeden buradan ayrılamazsınız denmiştir. Ayrıca müvekkillere şikayetten vazgeçmeleri gerektiği, aksi takdirde kendileri için kötü sonuçlar doğuracağını belirtmişlerdir. Müvekkiller dövülmüşler ve ardından tehdit edilmişlerdir. Bu durumda yine Türk Ceza Kanunu madde 109.02 gereğince suçun işlendiği esnada cebir ve tehdit kullanılırsa hükmünü de taşımaktadır. Müvekkillerin şikayetten vazgeçmeleri konusunda olumlu bir cevap alamayan sanık zorba, müvekkil kurban ve mülayime bıçakla tehdit ederek sabaha kadar iyice düşünüp karar verir. Sabah tekrar geleceğim diyerek alandan ayrılmıştır. Ve alandan ayrılırken de yine çözülüklenen çocuk Atılgan'a kendisi yokken yönetimin onda olduğunu söyleyerek ayrılmıştır. Sanık zorbanın çözülüklenen çocuk Atılgan'a yönelik kendisi yokken sorumluluğun Atılgan'da olduğu beyanı Türk Ceza Kanunu önce üyeler arasında gevşek de olsa hiyerarşik bağ bulunmalıdır. Örgüt suçuna ilişkin üyeler arasında gevşek de olsa hiyerarşik bir bağ bulunmalıdır. Maddesinde kanıtlar bitirilmelidir. Özetle müvekkiller hukuka aykırı bir şekilde bir yere gitme hürriyetlerinden yoksun kılınmışlardır. Ayrıca sanık zorba, suçu sürüklenen çocuklar, Atılgan, kibar ve fedai bu suçu işledikleri esnada müvekkillere yönelik cebir kullanmışlar, müvekkilleri tehdit etmişlerdir. Ayrıca müvekkillere yönelik gerçekleştirilen bu eylemler bıçakla yani silahla birden fazla kişi tarafından birlikte çocuğa ya da veya ruh veya beden bakımından kendisi savunamayacak kişiye doğru karşı işlediklerinden kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun nitelikler halini işlemişlerdir. Sanık zorba, suçu sürüklenen çocuklar, Atılgan, kibar ve fedai, eylemlerin ayağı Türk Ceza Kanunu madde 109, fıkra 1, 2 ve 3'te düzenlenen kişi hürriyetinden yoksun kılma suçu ile nitelikler halini işlediklerinden sanık zorba ile
suça sürüklenen çocuklar, atıldan, kibar ve fedaiye bu madde kapsamında kişi yürütmen yoksa kanunçunun nitelikli halinden cezalandırılmalardır. Aynı gün sanık zorba, suça sürüklenen çocuklar, atıldan, kibar ve fedaiye müvekkillerin kaçmamalarına yönelik olarak kaçmamanız için telefonlarınızı verin bakalım diyerek müvekkillere şiddet uygulamışlar ve müvekkillerin telefonlarını zorla almışlardır. Bu suç meslektaşımın yanma suçuna ilişkin olarak detaylıca belirtmiş olduğu gibi birden fazla kişi tarafından birlikte işlendiğinden, suç örgütünün korkutucu etkisinden yararlanarak işlendiğinden ve çocuğa karşı işlendiğinden somut olaydan nitelikli yanma suç oluştuğu sabittir. Türk Ceza Kanunu'nun 43. maddesi zincirleme suç hükümlerine ilişkin olup aynı maddenin 3. fıkrasına göre kasten yaralama, kasten öldürme, işkence ve yağma suçlarına ilişkin zincirleme suç hükümleri uygulanması şeklindedir. İş bu açıklamalarımız doğrultusunda sanık zorba, suça sürüklenen çocuklar, atılgan, kibar ve fedai ayrı ayrı zincirleme suç hükümlerinden değil ayrı ayrı öncelikle suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan 15 Aralık 2022 tarihinde işlemiş oldukları nitelikli yağma suçundan 22 Aralık 2022 tarihinde işlemiş oldukları nitelikli yağma suçundan 25 Aralık 2022 tarihinde işlemiş oldukları cebir suçundan, tehdit suçundan, kişi hürriyetinden yoksa kanunçunun nitelikli halinden ve nitelikli yağma suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmalıdır. Meslektaşlarımın ve tarafımın açıklamış olduğu iş bu sebepler ve resen sayı mahkemesince gözetilecek hususlar ışığında sanık zorba ve suçu sürüklenen çocuklar, atılgan, kibar ve fedaiye yönelik şikayetlerimizin ve katılma taleplerimizin kabulüne, ayrıca sanık zorba, suçu sürüklenen çocuklar, atılgan ve kibarın suç işlediklerine dair yeterli şüphe ve başkalarına zarar verme ihtimalleri bulunduğunda tutukluk hallerinin devamına, aksi kanaatte ise koruyucu önleyici tedbirlere hükmedilmesine ve müvekkiller hakkında düzeltiyorum. Suçu sürüklenen çocuklar atıldan, kibar ve fedai hakkında ve sanık zorba hakkında konut terk etmeme adli kontrol tedbirine uygulanmasına eğer mümkün değilse haftanın her günü müvekkillerin okul giriş ve çıkış saatlerinde müvekkillerin okuluna en uzak kolluk noktasında imza atmak suretiyle tedbiri hükmedilmesine, müvekkillerine yönelik uzaklaştırma koruma tedbiri verilmesine, ayrıca sanık zorba, suç sürüklenen çocuklar, atıldan, kibar ve fedai, üzerine atılı suçlardan ayrı ayrı üst hatten cezalandırılmasına karar vermesini talep ederiz. Evet, diğer taraftan. Sayın heyet, sayın meslektaşlar, müdafiisi bulunduğum sanık zorbaya iznat edilen suçlar açısından her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı ve hukuka uygun yolda elde edilmiş delil bulunmamaktadır. Şöyle ki, müşteki taraf 15.12.2022 tarihinde müvekkilin kurbanı yağmaladığını iddia etmiştir. TCK 148'de yağma suçunun unsurları düzenlenmiştir. Fakat müşteki kurban, müvekkil zorbaya telefonunun rızasıyla verdiğinden somut olayda bu unsurlar oluşmamıştır. Müvekkilin telefonun alınması esnasında kurbana karşı cebir veya tehdide bulunmamaktadır. Müştekinin kendi iç dünyasında yarattığı korku sebebiyle telefon verdiği gerekçesi de Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nin dilekçe ekinde dosya sunmuş olduğumuz kararında da açıkça belirtildiği üzere psikolojik durumu veya fazla ürkek kişiliğiyle yaptığı fiil olduğundan yağma suçunu oluşturmamaktadır. Müşteki taraf 22.12.2022 tarihinde de kurban ve mülayimin yağmalandıklarını müvekkil zorbanın da müşterek failerden biri olduğunu iddia etmiştir. Bu iddiaların kabulü mümkün değildir. Kaldı ki delil olarak alınan kamera kayıtlarında müvekkilin bir görüntüsü de tespit edilememiştir. Bahse konu suçu müvekkile isnadı masumiyet karinesine aykırıdır. Kibar ve fedainin şifahi görüşme tutanağı adı altında alınan ifadelerine dayanılması mümkün değildir. Bu ifadeler polis tarafından hukuka aykırı olarak alınmıştır. Dikkatinizi şu noktaya da çekmek isterim. 14 yaşındaki kibar ve 11 yaşındaki fedainin bu ifade alınması esnasında ellerine kelepçelenmiştir. Yani çocuk koruma kanununa baştan sona aykırı davranılmıştır.
Ayrıca müştekilerin ifadesi de uzman kişi bulundurulmadan, kayıt altına alınmadan ve birden fazla kez kanuna aykırı alındığından delil olarak kullanılamayacaktır. Açıkladığım nedenlerle müvekkilin her iki yanlış suçlamasından da ayrı ayrı beraati gerekmektedir. Mahkemeniz aksi kanaatte olacak ise müvekkilin 15.12.2022 tarihli eyleminin güveni kötüye kullanma suçu kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. İlgili bu suç uzlaştırmaya tabi olduğundan ve bu dava şartı sağlanmadığından kovuşturma işlemlerine devam edilmemelidir. Yine mahkemeniz aksi kanaatte olacak ise SSÇ babasının SSÇ fedailin babasının müştekilerin zararını karşılaması ve zorbanın bu duruma karşı koyacak bir davranışta bulunmaması nedeniyle Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararınca da her iki yağma suçu açısından TCK madde 168.3 hükmü gereği etkin pişmanlık müessesesinden yararlandırılmalıdır. Müvekkil tarafından görgüye karşı işlendiği iddia edilen yaralama ve tehdit suçları şikayete tabi suç olduğundan kovuşturulması usulü aykırıdır. Somut olay kapsamında tehdit söylemine müvekkilden başka birisi iştirak etmediğinden ve kasten yaralama suçuna ilişkin görgünün kendisini beden ve ruh bakımından savunamayacak durumda olduğunun tespiti gerektiğinden nitelikli hallerin oluştuğu söylenemeyecektir. Bu nedenle ne görgünün ne de kendisinin kanuni temsilcisi konumunda olan babasının herhangi bir şikayeti bulunmadığından CMK 223.8 hükmü gereği düşme kararı verilmelidir. Ayrıca katılan tarafın cevir iddialarının kabulü için somut dosya kapsamında elde edilen kamera görüntülerinde müvekkil zorbanın her türlü şüpheden uzak bir kaydı olmadığından şüpheden sanık yararlılığının ilkesi gereği beraati gerekmektedir. Müşteki tarafın savlarının aksine müvekkilin işlendiği iddia edilen kişiliği hürriyetinden yoksun bırakma suçuyla hiçbir ilgisi yoktur. Müvekkil belirtilen suç saatinde elindedir. Buna delil olarak da apartmanındaki kamera kayıtı görüntülerinin dosya kapsamına alınmasını talep ediyoruz. Zorbanın aracının olay yerinde bulunması suçun atfedilebilmesi için yeterli nitelikte değildir. Nitekim müvekkil o tarihte kullanması için aracın atılgana verdiğini ifadesinde söylemiştir. Ayrıca araçta gece vakti arama kararı dahi olmadan arama yapılmıştır. Bu nedenle ele geçirilen telefonların delil olarak kullanılması mümkün değildir. Üstelik gerçekleştirilen hukuk aykırı arama, TCK madde 120 haksız arama suçunu oluşturduğundan buna ilişkin şikayet hakkımızı da saklı tutuyoruz. Hukuk devletinde yargılama adaleti ancak ve ancak avukatın yargılamaya etki katılımıyla mümkündür. Somut olayda menfaat çalışmasına rağmen tüm şüphelilerin ifadesi aynı müdafiye eşliğinde alınmıştır. Bu ifadeler hukuka aykırıdır ve delil olarak hükm esas alınmamalıdır. Müvekkilin İbret-i Alem Çatısı isimli bir örgütün kurucusu olduğu iddiaları gerçek dışıdır. Çünkü ortada örgüt denebilecek bir yapılanma yoktur. Yargıtay içtihatlarında da bir örgütün varlığı için sayılan 5 unsur vardır ve somut grupta bu unsurların hiçbiri oluşmamıştır. Zaten örgüt için kusur yeteneğine hain en az 3 kişi bulunmalıdır. Somut olayda ise fedai 11 yaşında bir çocuk olduğundan kusur yeteneği yoktur. Kibar ise 14 yaşında olması sebebiyle işlediği suçun sonuçlarını algılayabilme yeteneğine haiz değildir. Mahkememiz aksi kararında ise TCK madde 31.2 gereği rapor aldırılmasını talep etmekteyiz. Kabul anlamına gelmemekle birlikte bir an için Kibar'ın cezai sorumluluğu olduğu düşünülecek olursa bile suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Fakat Kibar karakoldaki ifadesinde tüm bunları oyun sandığını ve herhangi bir suç kastı olmadığını açıkça belirtmiştir. Sadece bu hususlara dayanarak bile bahsedilen grubu örgüt kapsamına sokmanın mesnetsiz olacağı aşikardır. Müvekkilin hakkında yapılan soruşturma işlemleri usulsüzlüklerle doludur. Türkiye Cumhuriyeti 3. sınıf bir kabile örgütlenmesi değildir. Kolluk kuvvetlerinin bu şekilde soruşturma zafiyetlerine vücut vermesi kabul edilemez. İlki, kolluk kuvvetleri müvekkili hukuka aykırı olarak yakalamış ve telefon hakkındaki beyanını almıştır. Ardından ise müvekkilin kol saatine keyfi şekilde el koymuştur. Hiçbir karar
isteriz. Yapılan usulsüzlükler bunlarla sınırlı kalmamıştır. Müvekkilin evinde Cumhuriyet Savcısının sözlü talimatıyla arama ve üst bu esnada işlem tanığı bulundurulma zorunluluğuna da uyulmamıştır. Dilekçe şu anda sayın heyetinize sunduğumuz Anayasa Mahkemesi'nin 2023 Eylül ayında çıkan kararında iki işlem tanığı bulunmadan yapılan aramanın adil yargılanma hakkını ihlal ettiği açıkça belirtilmiştir. Baştan sona hukuka aykırı olan bu aramada müvekkilin bilgisayarına hakim kararı olmadan el koyulmuş ve inceleme yapılmıştır. Kaldı ki yazılı savunmanızda da ayrıntılı şekilde belirttiğimiz üzere inceleme usulüne de uyulmamıştır. Bu nedenle elde edilen belgelerin delil olarak kullanılması mümkün değildir. Yargıtay Ceza Kurulu'nun da belirttiği üzere ceza yargılamasında mahkumiyet her türlü şüpheden uzak bir kesinliğe dayanmalıdır. İzah ettiğim tüm hususlardan hareketle müvekkilimin atılı suçlardan beraati gerekmelidir. Sözü meslektaşıma dönüyorum. Teşekkür ediyorum. Müdafisi bulunduğum sanık atılan henüz 16 yaşında olup kanunen suçu sürüklenen çocuk konumundadır. Öncelikle usulün esası üstünlüğü ilkesi gereği soruşturma aşamasında yapılan bazı usulsüz işlemlere değinmek isterim. 27 Aralık günü karakolda alınan müvekkilimin ifadesi çocuk savcısı tarafından alınması gerekirken çocuk koruma kanunu madde 5'e aykırı davranılarak kolluk kuvvetleri tarafından alınmıştır. Bu usulsüzlüklerle de yetinilmemiş, meslektaşımın da belirttiği üzere sanık zorba ile aralarındaki menfaat çatışması içe sayılarak aynı müdafiye eşliğinde alınmıştır. Bu nedenle müvekkilimin ifadesi hukuka aykırı delil niteliğindedir. Ayrıca meslektaşımın beyanlarına ek olarak bu husus suç ceza hakimliğince de resmen nazara alınması gerekliyken alınmamış ve müvekkilim hakkında haksız yere tutuklama kararı verilmiştir. Yine dosyaya ilişkin alınan mobese ve okul kamera kayıtları usulüne uygun olarak elde edilmemiştir. Ceza hakimisi kanun madde 161 gereği Cumhuriyet Savcısının elinde olan maddi kolluğun ilgili işlemle yapabilmesi için Cumhuriyet Savcısının talimatını alması gereklidir. Somut olay ise savcının böyle bir talimatı bulunmamaktadır. Kolluk cereyesen harekete geçilmiştir. Dolayısıyla aynı şekilde alınan bu mobese ve okul kamera kayıtları usulüne aykırı olarak elde edildiğinden hukuk aykırı delil niteliğindedir. Yine 27 Aralık günü müvekkil yolda yürürken polis ekiplerince hırsızlık şüphesiyle durdurulmuştur. Elindeki poşeti açtırılmış ve üzeri aranmıştır. Müvekkilim eğer bir suç şüphesiyle durduruluyorsa elindeki poşetinin açtırılması ve üzerinin aranması için adli arama kararı gerekmektedir. İlgili karar olmaksızın poşet açtırıldığında poşetten çıkan pantolonun faturası sorulmuştur. Müvekkilim faturanın üzerinde olmadığını belirttiğinde ise polis ekipleri ona inanmamış ve müvekkilime hırsız gözüyle bakmışlardır. Sorarım size, hangimiz yaptığımız her alışverişin faturasını muhakkak üzerimizde taşıyoruz? Hal böyleyken müvekkilime hırsız damgası vurulması hiç şüphesiz ki masumiyet kalemesini ihlal eden özellikleridir. Polis ekiplerince başlangıçta durulan bu şüphe, patronun olmaması sebebiyle de kuvvetlendiğinden adli arama kararı için gerekli olan makul şüphe şartı hiç kuşkusuz ki oluşmuştur. Hala ilgili karar için savcıya başvurmayan polis ekipleri müvekkilin üzerine kabul üst aramasının sınırlarını aşan nitelikte kendi inisiyatiflerinde aramaya devam etmişlerdir. Yapılan bu usulsüz arama neticesinde ise müvekkilin cebinde uyuşturucu madde ile geçirilmiştir. Tekrar ediyorum, yapılan arama hukuk aykırıdır ve elde edilen bu maddede hukuk aykırı delil niteliğindedir. Sizlere bahsettiğim nedenlerle elde edilen tüm bu usulsüz deliller usule aykırı olarak edildiği için hukuk aykırıdır ve ceza yargılamasının en temel prensibi olan zehirli ağacın meyvesi zehirli olur ilkesi gereği bu deliller hüküm esas alınamaz. Kurbanın telefonun yağmalandığı iddiası için de meslektaşımın da bahsettiği üzere somut olayda yağma suçunun maddi unsurları oluşmadığı için Türk Ceza Kanunu madde 148 açısından suç oluşmamıştır. Dolayısıyla aynı kanunun iştirak ve yardım etme hükümleri müvekkilin açısından uygulanamayacaktır. Kabul anlamına gelmemekle birlikte bir an için yağma suçunun unsurlarının oluştuğunu düşünsek bile dilekçekinde dosyada sunmuş olduğumuz Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nin ilgili kararında denmektedir ki yağma icraî hareketle işlenebilen bir suç tipidir. Bu suçun maddi unsuru hareket kısmıdır. Görüldüğü üzere suçun yalnızca icraî hareketle işlenebileceği vurgulanmıştır. Müvekkil atılırsa somut olayda hiçbir icraî hareketi bulunmamaktadır. Dolayısıyla diğer müvekkiller açısından suçun oluştuğu düşünülse bile müvekkil atılan açısından suç oluşmamıştır. Müvekkile yağma suçu isnat edilen diğer bir olayda ise kurbanın cebindeki 10 TL bırakılan kolundan kol saatinin alındığı, mülayimin ise cebinden 200 TL'sini 20 TL'si yol parasına
faaliyetini bırakarak 180 TL'sinin alındığı iddiası söz konusu. Görevli üzere müştekilerin üzerinde bulunan tüm paraların alınma olanı varken alınmamıştır. Hal böyleyken değer azlığı ve kısmi iade kurumlarının tüm müvekkillerimiz açısından ilgilenmesi gerekir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu değer azlığını suç tarihinde yürürlükte olan bürüt asgari ücretin 10'da 1'ine kadar olan kısmı için kabul etmiştir. Dönemin bürüt asgari ücreti ise 6.471 TL'dir. Olaya gelecek olursak bir kol saatiyle 180 TL'nin yağmalandığı iddiası söz konusudur. Mahkemedeki ilgili kol saati hakkında değer tespiti yapıldıktan sonra saatin 1 milyon civarında satılan çocuk kol saati olduğu anlaşılacaktır. Böylelikle elde edilen toplam tutarın bahsettiğimiz sınırı geçmedi, tarafımızca da tespit edilecektir. Neticede hem değer azlığı hem de değer azlığı şartı, hem de daha fazlasını alma imkanı varken daha azını alma koşulu oluştuğu için tüm müvekkillerimiz açısından Türk Ceza Kanunu Madde 145 ve 150'ye 2 uygulama alanı bulmuştur. Ayrıca geri bırakılan 10 TL ve 20 TL'ye gelecek olursak, yerleşik yargıtay kararında da denildiği üzere kısmi iade kazanın rıza gösterip gösterilmediği sorulmalıdır. Ancak bizim olayımızda böyle bir sorgulamaya hiç gerek yoktur. Çünkü müşterekiler bırakılan parayı geri alarak rızaların varlığı açıkça ortaya konmuştur. Müvekkil hazırlanan bakımından bir diğer cezalandırma talebine gelecek olursak, top sahasında müşteki kurban ve müayene karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılması için işlediği iddia edilmiştir. Bu asasız iddiaların kaynağı, diğer suç yüklenen çocuk müvekkiller Kibar ve Feda ile olay günü polis otosundan polis ekiplerince yazılıp imza altına aldırılan şifahiye görüşmesi sanırır. Meslektaşımın da değindiği üzere diğer meslektaşımın da size bu tutanakla ilgili daha detaylı vereceği bilgiler üzerine söylüyorum ki yapılan bu işlemler usulüne aykırıdır. Dolayısıyla müvekkilim aleyhine olan bu beyanlar dikkate alınmamalıdır. Tüm verilen beyanlara ve usulsüz olarak elde edilen kamera kayıtlarına itibar edilmemesini hatırlatmakla birlikte müvekkilim o gün top sahasında hiç bulunmamıştır. Zaten polis ekiplerince yapılan baskınla yalnızca Kibar ve Feda'yı yakalanmıştır. Dolayısıyla müvekkilin orada bulunduğuna dair bir iddia olsa bile her türlü şüpheden uzak, ispatını eleyecek her türlü şüpheden uzak başka bir somut bir delil bulunmamaktadır. Ceza Mahkemesi Kanunu'nun şüpheden sanık yararlanan ilkesi gereği kuşkunun bulunduğu yerde mahkumiyet kararından söz edilemez. Açıkladığım tüm bu nedenlerle müvekkilimin üzerine atılı suçlardan ayrı ayrı belirtine karar verilmesini Sayın Mahkemenizden talep ediyorum. Sözü meslektaşıma bırakıyorum. Sayın Elit, öncelikle müvekkil Kibar üzerine atılı suçların kabulü tarafımızca kesinlikle mümkün değildir. Müvekkilin tutukluk halinde sonlanması ve beraatine dair karar verilmesi gerekmektedir. Şöyle ki, müvekkil Kibar hakkında yargılama yapılırken henüz 14 yaşında bir çocuk olduğu ve kusur yeteneği dahi bulunmadığı göz önünde bulunmaktadır. Müvekkilin cezai sorumluluğunun tam olarak belirlenebilmesi için mahkemenizce Türk Ceza Kanunu 31.2 uyarınca rapor alması gerekmektedir. Müvekkilin kusur yeteneğinin tespit halinde yargılamaya devam edilmesi hukuki bir zorunluluktur. 25 Aralık tarihinde müvekkil Kibar, polis ekiplerince yakalanarak elleri arkada kelepçelenmek suretiyle polis otosuna gönderilmiştir. Müvekkilin polis otosunda ifadesi alınmış ve şifahi görüşme tutanağı tutulmuştur. Kelepçe takma ise yaşanan olayda kolluk kuvvetlerince dikkate alınmamıştır. Ayrıca kanunen sadece çocuk savcısı tarafından alınabilecek ifade usule ve yasaya aykırı olarak polis memurlarınca alınmıştır. Polis memurlarınca şifahi görüşme tutanağı adı altında düzenlenen tutanağın hiçbir kanun ve yönetmelikte yeri bulunmamaktadır. Bu sebeple elde edilen beyanları kabul etmemiz kesinlikle mümkün değildir. Usule ve yasaya aykırı olarak müvekkile yapılan yakalama işleminden sonra müvekkilin yakınlarına haber verilmemiş, müvekkilin yakınlarına haber verme hakkı kullandırılmamış ve müvekkile yakalama sebepleri anlatılmamıştır. Hiç şüphesiz ki aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi de açıkça bir delil yasağı oluşturmaktadır. Müvekkil 22 Aralık tarihinde okul çıkışında gerçekleşen olay sebebiyle nitelikli yanma suçu iddiasıyla suçlanmaktadır. Meslektaşlarım da belirttiği üzere yaşanan olayda suçun maddi ve manevi unsurlar oluşmamıştır. Müvekkilin de müşterilere karşı ilgili suç oluşturabilecek hiçbir eylemi dahi bulunmamaktadır. Yargıtay iştahatlarıyla da belirtildiği üzere yanma suçu icraî hareket peşine belirtilir. Müvekkilin icraî bir hareketi bulunmadığından ilgili suçtan beraat gerekir. Müvekkil Kibar'a karşı kişi hürriyetinden yoksun kılma suçu ispat edilmiş olsa da tarafımızca ispat edilen suçun kabulü kesinlikle mümkün değildir. Müvekkil ve diğer fırtalık fedai henüz 14 ve 11 yaşlarında çocuklar olup kendilerinden büyük 14, 14 ve 16 yaşındaki mağdurlara karşı isnat edilen suç işleyebilecek güçte, yaşta ve potansiyelde dahi değillerdir. Zaten dosya kapsamındaki kamera kayıtlarında da müvekkil Kibar'ın görüntüsü bulunmamaktadır. Müvekkilin suç işlediğine dair her türlü şüpheden uzak somut ve yeterli delil bulunmadığından şüpheden sanık yararlanma ilkesi gelince beraatine karar verilmesi gerekir. Müvekkil fedai makamlar ise
üzerine atılan tüm suçları kabul etmemekle beraber müvekkilin şu aşamada mahkemenin yargılanması hem Türk hukuk sistemi hem de evrensel olarak kabul edilen tüm ceza hukuk ilkelerine aykırı olacaktır. Müvekkil Fedai henüz 11 yaşındadır, ceza ehliyeti ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Müvekkil hakkında yaş küçüklüğü sebebiyle kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar vermesi gerekirken kovuşturma aşamasına geçilmesi ve mahkemenin yargılanması kamuoyu tarafından hukuk sistemine olan güveni ortadan kaldıracak ve devletlerin medeniyet kavramını zedeleyecektir. Müvekkilin üzerine atılan suçlar işlemediğinden sebeple suçlarından ayrı ayrı beraatine, eğer mümkün değilse yaş küçüklüğü sebebiyle ceza verilmesi yer olmadığına dair karar verilmesi gerekmektedir. Tutuklu olan müvekkiller hakkında tutuklama ilişki beyanlarımıza değinecek olursak, müvekkil zorba, atılgan ve kibar, okul çağında çocuklar olup sabit ikametgah sahibidir. Şu aşamada karartılma ihtimali olan başkaca bir delil de kalmamıştır. Ayrıca kanun hükümleri gereği tutuklama tedbirine son çare olarak başvurulması gerekirken somut olayda ilk aşamada başvurulmuştur. Müvekkiller hukuka aykırı bir şekilde tutuklanmış ve tutukluk hallerinde halen devam etmektedir. Tüm bu açıklamalarımız dışında unutulmamalıdır ki müvekkil atılgan ve kibar henüz birer çocuktur. Çocuk koruma kanunu madde 21'de de 15 yaşında doldurmamış çocuklar hakkında üst sınırı 5 yılı aşmayan hapis cezalarını gerektiren fiillerinden dolayı tutuklama kararı verilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Sosyal devlet anlayışı ve evrensel ceza hukuku ilkeleri gelince çocuk bakımından temel amaç işlediği fiillerden ötürü öncelikle çocukların cezalandırılması değil, gerekli tedbirler ve gerekli eğitimlerin çocuklara aldırılarak topluma geri kazandırılmasıdır. Tüm bu nedenlerle tutuklu müvekkillerin öncelikle tahliyesine, tüm müvekkillerin üzerine atılan suçlardan ayrı ayrı beraatlerine, Sayın Mahkeme Arsika Nerte ise lehe olay yasa maddelerinin uygulanmasını talep ediyoruz. Sorular aşamasına geçiyoruz. Önce katılan katılım bir sorusu varsa yöneltilir. Yavaş yavaş. Müvekkilinizin ifadelerinin hukuk aykırı alındığını, bu nedenle bu ifadelerle bağlı olmadığınızı söylediniz. Ancak müvekkilleriniz hukuk ceza mahkemelerinde ifadelerini tekrarlamışlardır. Dolayısıyla ifadeler sizce hukuk uygun hale gelmemiştir. İkinci olarak çocuklara kelepçe takılması bir iş, hukuk işlemi en baştan itibaren hukuka aykırı hale getirir mi? Bunu cevaplamanızı talep ediyoruz. Yine aynı şekilde müvekkillerinizin birlikte olmadığını iddia ettiğiniz suç tarihlerinde müvekkilleriniz birlikte değilse neden bazı istasyonu verilerinin istenmesini talep etmediniz? Yine uzlaştırma kapsamına dair olan suçlar olduğunu savundunuz. Ancak dosyada başkaca suçlar da bulunmaktadır. Dolayısıyla başkaca uzlaştırmaya tabi olmayan suçlarla birlikte işlenen suçlar olduğunda uzlaştırma hükümlerine nasıl uygulanacağını sormak istiyoruz. Yine miktar azlığı indirimi uygulanması gerektiğinden bahsettiniz. Ancak miktar azlığı indirimi ortamdaki daha değerli eşyalar varken az eşyanın alınması halinde oluşur. Müvekkillerin harçlıklarının neredeyse %85'i alınmıştır. Dolayısıyla bundan nasıl miktar azlığı indirimi uygulanmalıdır? Hukuka aykırı elde edilen deliller haricinde başkaca somut delil olmadığını söylediniz. Ancak olaylara ilişkin kamera kayıtları bulunmaktadır. Kamera kayıtları hukuka uygun şekilde elde edilmiştir. Kamera kayıtlarının hukuka aykırı olduğunu neden düşünüyorsunuz? Aynı zamanda soruşturma aşamasında menfaat çatışması olduğunu söylediniz. Menfaat çatışması kovuşturma aşamasında başlamasına rağmen soruşturma aşamasında menfaat çatışması olduğunu söylemenize hukuki dayanak nedir? Teşekkür ederim. 15.12.2022 tarihinde müvekkilin zorba için müşteki kurbandan bizzat telefonu rızasıyla almıştır diyerek yardımcının buluşmadığını iddia ettiniz. Ancak soruşturma öncesinde zorbanın avukatı eşliğinde alınan ifadesinde mağduru hiç tanımadığını söylemiştir. Dolayısıyla orada da açıkça bir çelişki vardı. Bu çelişkiyi gidermeniz talebidir. Müvekkil görgüye yönelik cebir suçunun işlendiğini beyan etmiştik. Buna rağmen 26 Aralık 2022 tarihli ifadesi alınan müvekkil görgünün ve babasının kimseden şikayetçi olmadığı yönelik beyanı bir anlam ifade eder mi? Bunu sormak istiyorum. Bir de sanık ve SSC'lerin sabit ikametgah sahibi olduğuna dair bir bilgiye ya da belki dosyada bulunmamaktadır. Bu bilgiye nereden ulaştığını öğrenmek istiyorum. Müvekkil görgüye yönelik cebir suçunun işlendiğini beyan etmiştik. Buna rağmen 26 Aralık 2022 tarihli ifadesi alınan müvekkil görgünün ve babasının kimseden şikayetçi olmadığı da yönelik beyanı bir anlam ifade eder mi? Soru bitti. Evet.
Bir saniye. Arkadaşlar, kusura bakmayın. Sözleriniz bittiği zaman ikaz edin ki... Teşekkür ederim. Evet, sorular tamamlandı mı? Evet. Cevap için süre başladı. Kaç dakika süre? 6 dakika. Öncelikle baz istasyonu verilerini neden talep etmediğini sordu. Bunu zaten siz talep ettiniz. Ayrıca dediler mahkemece resmen toplandığı için gerekli olmalı. İkinci olarak da mülkler hakkında sabit ikametgah sahibi bilgisinden de aldı dediniz. Hayatın olan akışında 15, 16, 14, 18 yaşındaki sanıkların müvekkillerimiz lise çağında oldu ve sabit ikametgah sahibinde normal şartlarda oluşan düşündüğünüzden böyle bir kanıya vardı. Çoğu lise öğrencisi de sabit ikametgah sahipleri ailesiyle beraber yaşamaktadır. Birlik karartma ihtimalleri olacak potansiyelde yaşta fikri değişlerdir. Bu sebeple de böyle bir iddianız. Teşekkür ederim. Söz almak müvekkil zorbanın evine gelen polis ekipleri müvekkilin haberi olmadan
kitapçığımızda muhafaza altına alınma olarak tanımlanmıştır kitapçığımızda da. Peki muhafaza altına alınmanın şartları oluşmuş mudur? Müvekkil Atılgan'ın üstünün polis ekiplerince aranması hukuka uygun niteliklerdir. Avukat bilgim için bir kültür kullanması çalışmış mıydı diye sordunuz. Ancak avukat bilgim müvekkiliniz için ifade alınmasını ısrar etmiş, polisler bu ısrarı kabul etmişlerdi. Dolayısıyla bu açıdan bizim için önemli bir husus değil. Zaten nitekim de ayrı ayrı müvekkillerde, müdafilerde atandı. Diğer bir soru için de sabitin arama yapılırken tanık olarak değerlendirmediğini söylemiştiniz. Ancak biz delil olarak müvekkilin zorluğunun elinde yapılan aramaya değinmedik. Bizzat müvekkilimizin bilgisayar kütüphelinde yapılan inceleme sonucu elde edilen bulgular değindik. Dolayısıyla sabitin tanık olarak değerlendirmemesi bizim açımızdan herhangi bir şey yapmayacaktır yani. Değişiklik oluşturmayacaktır. Konstantin'e ilişkin muhafaza altına almamı ek koymamı demişsiniz. Her ne kadar son dolayda muhafaza altına yazmış olsa da muhafaza altına zorlayıp rıza için yapıp, rızayla verilen mallarda yapıldığı için olayda el koyma vardır. El koymanın hukuki niteliğini sormuştunuz. CMK 127'de el koyma değerlendirilmiştir. Bunun için hakim kararı
gerekmektedir. Dolayısıyla olayda ekonomi muhafaza altında değil, ekonomi altında almak vardır. Atılganın üstünün aranması hususunda da Atılganın üstü, Atılgan zaten kaçak olarak aranmaktadır. Dolayısıyla takip edilen bir şahsın elinde siyah bir poşetle şüpheli halde gezmesi tarafımızca makul şüphe oluşturmaktadır. Keza aksi kanattaysanız da biz bu delilin tesadüfi olarak ele geçiren delil olduğunu düşünüyoruz. O yüzden tesadüfi delil hükümlerinde kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Satılmış isimli kişinin aramada bulunması da zaten tarafımızca da hukuka aykırı olan delillere değil, hukuka uygun olan delillere dayanarak iddialar söylenmişti. Dolayısıyla zaten hukuka aykırı yapıldığında şüphe olmayan, aramada satılmışın bulunup bulunmadığı bizim tarafımızca da değerlendirilmemektedir. Dolayısıyla satılmışın bulunup ya da bulunmaması suçun diğer somut delillerle sabit olan müvekkiller tarafından herhangi bir hususu değiştirmeyecektir. Teşekkür ediyoruz. Cevaplar hakkında? Evet, değerlendirme için kısa bir ara veriyoruz. Duruşma bitti. Soru soracaklar. Efendim? Soru soracaklar. Şey demek ki sormayacağız. Hocam bir soru. Öyle mi? Pardon, soru. Katılan tarafa bir soru sormak istiyorum. Yalnız şu bağlamda sahip iddiattan bahsettiğiniz konuda yağma kapsamlı olabileceğini söylediniz. 68. maddedeki düzenleme bağlamında hangi değere yönelik bir etki olarak değerlendiriyorsunuz? Yardım etmeyi isteyecektir. Somut olayımızda ise
kusur yetimlerine haiz olan en az 3 kişi bulunmalıdır demiştik. Fedai 11 yaşında olduğundan kusur yetimlerine haiz değildir. Kibar ise HCK 31-2 hüküm gereğince bunları bilebilecek konumda olduğuna dair herhangi bir rapor bulunmadığından dosya kapsamında rapor aldırılmasını talep etmiştik. O yüzden Kibar'ın kastı olmadığını ve bunları bilip bunların niteliğine ne olduğunu bilebilecek hukuki algılama yeteneğinin olmadığını varsayarak bu savunmamızı yapmıştık. Evet, değerlendirme için bir kısa arayın.